Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel bir pasta tarifiyle geldim. Rahibe de diyebilirsiniz. Ama bu Giresun pastası çok yapılıyor Giresun'da. Şöyle bir adet yumurtamı kabıma kırdım. İki. Üç. Şöyle beş yemek kaşığı şekerini ilave ettim. Burada eritilmiş yarım paket margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Bunu da içerisine ilave ediyorum. Böyle 3 yemek kaşığı dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. Şöyle bir paket vanilya. Hepsini iyice karıştıralım. Çırpalım. Şöyle elimizin ucuyla bir fiske tuz atalım. Hepsini iyice karıştırdık. Şimdi un ilavesi yapalım. Şöyle bir su bardağı un ilavesi yaptım. Bir su bardağı un ilavesi yaptıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Unu mümkünse yavaş yavaş ilave edelim. Kıvam aldıkça şöyle yumuşak bir hamur yoğuralım. Karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Kıvamına göre un ilavesi tekrar yapacağım. Toplamda 4 su bardağı klasik su bardağıyla 4 su bardağı un kullandım. Şöyle hamurumuzu şöyle yumuşacık yumuşak bir hamur yoğurduk. Tam ölçü arkadaşlar. Hamurumuzu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar burada 1,5 su bardağına yakın fındık var. Kavrulmuş fındık. Kavrulmuş fındığı çektim. Fındığımızı ilave edelim kabımıza. Bol fındıklı pasta yapıyoruz bugün. Şöyle şekerini ilave edeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, şöyle 5 yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. Şöyle 2 yumurtanın akını sarısını üzerine süreceğiz. Sosumuza, iç malzememize ilave ediyorum. Şöyle bir şöyle 2,5 çay kaşığı kakao ilavesi yaptım. Şimdi hepsini karıştıracağım iyice. Şekerli seviyorsanız daha fazla şeker ilavesi yapabilirsiniz. İyice hepsini birbirine yedireceğim. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra şimdi yapmaya başlayalım pastamızı. Ev malzememiz de hazır. Hamurumuzu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Eşit bir şekilde. Diğerini kenara alıyorum. Hamurumuzu şöyle önce elimizle şöyle biraz daha düzeltelim. Şöyle rulo yapalım. Şöyle elimizle açmaya çalışalım. Dilimizi açtıktan sonra şöyle biraz uzatalım. Açıyoruz merdane ile.
Evet arkadaşlar, bu kadar açtık. Şöyle kenarlarını elimize düzeltelim. Şimdi harcımızı, iç malzememizi şöyle ince her tarafına gelecek şekilde serelim. Evet arkadaşlar, hepsini şöyle dizdikten sonra şöyle rulo yapalım. Şöyle rulo yaptıktan sonra şöyle üzerine bastıralım elimizle. Şöyle üç parmak enliğinde keselim. Şöyle uç kısmını kesiyorum. Bunu da pişireceğiz kenarına. Koyacağız tepsimizin kenarına. Şu uç kısımlarını alalım. Bunları birleştirip ayrı pişiririz. Şu uzunlukta, istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Şöyle ben iki parmaktan biraz fazla uzunlukta kestim. Evet arkadaşlar, hepsini kestikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içine öyle güzelce yerleştirelim. Şu şekilde hepsini yerleştireceğiz. Şöyle aralıklı koyalım, birbirine değmesin. Şu şekilde hepsini hazırlayacağım. Diğer hamurumu da hazırladıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, pastamın hepsini bitirdim. Şöyle üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını süreceğim. Şöyle 200 derece fırına vereceğim. Üstü kıpkırmızı kızarana kadar bekletelim. Çok nefis bir fındıklı pasta. Mutlaka bu pastayı deneyin arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı, yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şöyle kenarından artan parçaları da birleştirip hepsinin kenar kısmına yerleştirdim. Orada ziyan olmasın. Şöyle hepsinin üzerine yumurta sürmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi böyle üzerine, pastamın üzerine şöyle çizik atacağım. Çatalla çizik atalım. Evet arkadaşlar, fırınımıza girmeye hazır. Evet arkadaşlar, Giresun pastamız fırından çıktı. Gerçekten nefis oldu. Bu pastayı mümkünse soğuk tüketin. Soğuk tüketirseniz daha güzel olur. Yalnız kamera kapalı kalmış, kabartma tozunu söylemeyi unutmuşum. Bir paket kabartma tozu ilavesi yapmıştım hamuruna. Şöyle bir tanesini kıracağım sizlere. Şöyle yumuşaklığını, fındıklı, bol fındıklı, nefis Giresun pastası yaptık. Orijinalinde amonyak kullanıyorlar ama amonyak elimde olmadığı için kabartma tozuyla yaptım. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Gerçekten çok nefis gözüküyor. Evet arkadaşlar, deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Hoşça kalın.